Halkın enflasyonu araştırması. Var mı hikayelerin arasında senin? Bu konuların arasında var mı? Gördüm haberlerde, inceledim de ama sen aç. Peki. Birleşik Kamu İşi'nin araştırması abi. Hadi bu rakamları söylediğimde şaşıracak mısınız? Şaşırıyorsanız yorumlara aa çok şaşırdık deyin. Türkiye'de enflasyon ne kadar, tüketici enflasyonu? %16'nın hafif üzerinde. Tüketici enflasyonu konuşmaya bile gerek yok. Zaten konuşmuyoruz. %31'in üzerinde. Diyor ki Birleşik Kamu İş araştırmasında son bir yıl içerisinde bize öyle söylendiği gibi %16'lık falan bir enflasyon yok. Türkiye'de enflasyon %29.7 diyor. %29.7. Şimdi sokağa çıkıp sorsak enflasyon ne? Bu %29.7'nin bile düşük olduğunu söyler bir yeni insan haklı olarak. Yine alt kalemlere baktığımızda kuru gıda %24.1 artmış son bir yıl içerisinde. Süt ürünleri, yumurta %34.4 oranında artmış. Yağ fiyatları %38.4 oranında artmış. Meyve %20.4. Sebze, şimdi bak buraya dikkat Çetin. Sebze fiyatları %54.8 artmış. Ya kardeşim bir şey söyleyeceğim. Vatandaş et yemez. Yemiyor, pahalı. Zaten ete sadece o Kemal Sunal filmindeki gibi vitrinden bakar hale geldik. Et yiyemiyor. Tavuğa döndü, tavuk fiyatları da aldı başını gitti. Tavuk da yiyemiyor. Balık zaten hiç yiyemiyor. Yani hamsi cenneti Karadeniz'den hamsi çıkıyor yığınla. Tezgaha geliyor abi 50 kağıt. Kim yiyecek 50 liraya hamsi? Hani abartma diyenlere gitsinler şöyle bir doğasınlar. Hamsinin kilosu ne kadarmış görürler. Sebze yesin bari vatandaş. Ot yiyelim bari ya. Ispanak yiyelim, pırasa yiyelim, kabak yiyelim, lahana yiyelim. Etsiz yiyelim yani. En azından öyle beslenelim. Vegan olalım hepimiz. Abi orada da %54.8'lik zam var. En insaf ya. Hadi sebze de yiyemiyoruz. Bari bakliyat yiyelim. Değil mi? Kuru fasulye, mercimek. O zaten ithal. Mirinç falan, pilav falan. Onu da yiyemiyoruz. Çünkü orada da %30.1'lik artış var. Ve bu bence yine de çok böyle itidalli bir yaklaşımla hazırlanmış bir rapor. Bana göre hani en minimum, en ucuz ürünler bulunarak falan hesaplanmış bir sonuç bu. Azıcık orta halliye gittiğin zaman asıl zamların, fiyat artışlarının bunun 4-5 puan, iyi ihtimal 4-5 puan üzerine çıktığını görüyorsun Çetin. Şimdi, bu arada Birleşik Metal değil mi? Hayır, Birleşik Kamu İş Sendikası. Birleşik Metal de yapıyor bu işleri. Çok da güzel yapıyor. Bu Birleşik Kamu İş Sendikası onların bir araştırması. Bunu Yeditepe Üniversitesi'nde de görüyoruz. Veysel Ulusoy yapıyor mesela. Onların bir enflasyon araştırma merkezi var. Onlar da bayağı iyi iş yapıyorlar. Ya velhasıl şunu söylemeye çalışıyorum. Ya hayat pahalılığı almış başına gitmiş. Memura, işçiye, emekliye verdiğin zam %10'lar civarında geziyor. Ama sen abi tutuyorsun, yani her şeyin %30 zamlanması, %40 zamlanmasına izin veriyorsun. Oraya geldim iş serbest piyasa ekonomisi deyip geçiştiriyorsun. Ama elektrikçi babalar az kazandığı zaman 3 milyar lirayı cebine koyup onu da vatandaşa kilitliyor. Abi bir de beis de görmüyorlar ya. Alan da beis görmüyor. Adam utanır ya. Utanır ama niye utansın ki? Alışmışlar, tamam mı? Alışmış kudurmuştan beterdir. Alışmış adam. Yani diyor ki bu de şunu söylüyor abi, alışmışlar öte. Bunlar bana bak, bunlar tam çok milliyetçi ya bu arkadaşlar, ama iş paraya geldi mi milliyetçilik bir anda bitiyor. Bunlar verme, bunlar diyor bana vermek zorunda bunu diyor. Bunlar diyor verecek diyor. Ben sanki diyor, ben silah soruyla git özelleştirmedim onu al dedim. Ben iş adamıyım diyor. Bana verecek diyor. Ben diyor bu ülke benim sayemde ayakta diyor. Herifin bakışı bu. Bakışı bu abi. Ya gayet basit. İşte ülkenin ticaret bakanı abi kocasından ihale alıyor. Sonra da çıkıyor diyor ki en ucuzunu o verdi teklif olarak. Ya ülkenin ticaret bakanı. Nihayet şey, birisi görevden he? Ucuz olmadığı da sonra anlaşıldı. Ya ucuz pahalı. Ne fark eder? Ayrı, o da öyle anlaşıldı yani. Hani hibe olur anlarım. Dersin ki ya kocam, eşim firmasından hibe olarak bize verdi. Herhangi bir
para da almadı, bir vergi indirimi de almadı falan filan. Ülkemize bir destek olsun diye yaptı. Hani bir yere kadar o bile tartışılabilir ama onu anlarım. Ya ülkenin Tarım Bakanlığı'na bakıyorsun abi. Uluslararası tarım şirketlerinin üst düzey danışmanlığını hala yürütüyor ve onlara kim bilir ne tür fiyatlar yapıyor. Şimdi ben hani Ticaret Bakanı'ndan yola çıkarak bunu söylüyorum. Bundan kuşkulanırım abi ben haklı olarak. Çok normal bir şey değil zaten. Tarım Bakanı'nın hala uluslararası şirketlere danışmanlık yapıyor olması. Evet, evet. Kargil'di değil mi yanılmıyorsam? Kargil'le mi? Önemli değil. Herhangi bir Türk şirketine de yapamaz zaten. Tabii yapmaz da. Ama sen tutmuşsun ticaretin içindeki adamı bakan yapmışsın abi. Bırakacak abi ticareti. Evet, var mı öyle bir... Abi yok, bırakacak ticareti diye bir şey yok. Adam niye bıraksın ticaretini? Adamı çünkü oraya getirirken de diyorsun ki sen ticaretin devam ettir. Vatandaşı da öyle açıklıyorsun. Biz bu adamları ticaretinden dolayı aldık getirdik buraya diyoruz. Yani ülkenin tek eli pozisyonuna gelen neredeyse tur şirketi, tamam mı? Nin sahibi, ETS'nin sahibi, Atlas Hava Yolları vardı bir ara, onların sahibi olan Mehmet Ersoy'u Turizm Bakanı yapıyor. Mehmet Ersoy'du değil mi? Evet. Turizm Bakanı yapıyoruz. Ne alaka abi? O zaman diğer tur şirketleriyle rekabet ortamı ne olacak? Yani bu hepsi içeri Sağlık Bakanı'nda. Şimdi Sağlık Bakanı özel hastane sahibi, Milli Eğitim Bakanı özel okul sahibi. Ya bu hepsi için geçerli. Bu işin cılkı çıkmış vaziyette. E tabii canım. Ondan sonra elektrikçi adam da diyor ki, dayı diyor işte, ben diyor bu ülkenin diyor enerjisi benden sorulur diyor. Ulan şimdi beni konuşturmayın. Enerjisi niye senden sorulsun? Sen yokken biz karanlıkta oturuyorduk çünkü. Siz yokken bu ülkede devlet çatır çatır elektrik üretiyordu ve vatandaşa çok ucuza veriyordu. Ve vatandaş, gariban vatandaş özellikle ödeyemediğinde 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay, 1 yıl idare ediyordu. Kapatmıyordu elektriğin enerjisini. Yani şimdi hadi geciktir bakayım, bir gün geciktir elektriğin ne oluyor? Tak diye kapatıyorlar şalteri. İkinci ayı dönemezsin. Bak ne ikinci ayı birinci ayı abi, bir gün geciktirtmiyorlar artık. Geliyor şalter tık kapatıyor. Bu doğru arada tabii öyle. Kapıyorsa bir de kapanmadan da aç kapa yazanlar var. Hepsini yapıyor yazıyor. Yazanlar yok, hepsi yazıyor. Zaten bunun için hemen erkenden gelip kesiyor. Ekstra para görüyor onu, tamam mı? Bunu hangi ortamda yapıyor? Demin bahsettiğin araştırmanın bir tespiti daha var abi. Onu da hatırlatmakta fayda var. O araştırmaya göre açlık sınırı 3 ay bitti bak. 4. ayda 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı asgari ücretin 588 lira üzerine çıktı. O bahsettiğin araştırmaya göre. Bitti. Abi, 3 ayda nokta ben sana bir şey söyleyeyim mi? Nokta abi. Yani oysa devletin çıkıp şunu söylemesi lazım. Ey enerji şirketi. Yani tamam, belli bir yere kadar kayıplarını telafi ederim, ayrı mesele. Yani kayıplarını ama az kazandın, çok kazandın beni ilgilendirmez. Eğer ki zarar görüyorsan bu işten bir yere kadar ayakta kalman için kayıplarını telafi ederim ey elektrik şirketi. Ama vatandaşıma mümkün olduğunca en düşük fiyattan vereceksin ve onun ödemesini de ben yapacağım bu pandemi sürecinde. Ha, bunu yapacak adam iyi akşamlar deyip gider mi ya? Vatandaşın elektriğin suyunu ödeyeceksin abi pandemide. Doğalgazını ödeyeceksin, adama evde otur diyorsun. Adam çalışmıyor etmiyor, kazancı yok, geliri yok, kira giderleri var. Etrafımda bir insan ev değiştiriyor şu anda. Sebep ben de onu söylüyorum. Bunu yapacak adam yasakları söyleyip iyi akşamlar deyip gider mi ya? Yani neresinden tutacaksın abi?